Son videoda nerede kalmıştık arkadaşlar? Büyük İskender Makedon İmparatorluğu üzerindeki gücünü pekiştiriyordu. Ve özellikle Tebai'de bir isyanı bastırmıştı ve bu da diğer Yunan şehir devletlerinin artık bununla uğraşmayalım demeye başlamasına yol açmıştı. Bundan sonra İskender "Şimdi Asya'yı fethedeceğim. Pers İmparatorluğu'na gireceğim ve babamın ölmeden önce yapmak istediğini yapacağım." diyor. Yapıcıyım demiyor tabi de yani yapacağım diyor. Ve bu nedenle babasının generallerinden birini aslında artık kendi generallerinden biri olan Antipater'i e, Yunanistan'dan sorumlu olarak görevlendiriyor arkadaşlar. Antipater tamam mı? Antipater'i vekil ilan ederek birçok tarihçinin tüm zamanların en büyük macerası olarak gördüğü Pers İmparatorluğu fetihlerine başlamak üzere birlikleriyle yola çıkıyor. İskender'in amacı Asya'nın kralı olmak. Şimdi, yıl milattan önce 334 ve İskender'in ordusunun karşılaştığı ilk büyük savaş Granikos nehrinde, şimdiki adıyla Koca baş çayı üzerinde gerçekleşiyor. Unutmayın İskender'in kuvvetleri farklı zaman dilimlerinde genellikle piyade ve bir kısmı süvari olan 40 ila 50 bin arasında askerden oluşuyor. İskender'in katılacağı savaşların çoğunda ki bunları sonradan beraber işleyeceğiz. Özellikle Pers kuvvetlerine karşı yapacağı iki savaşta karşı tarafın sayısı çok daha fazla. Fakat Granikos'ta sahip olduğu piyade sayısı açısından aslında bir avantajı var. Süvari sayısı açısından Persler biraz daha fazlalar ancak İskender yine de Persleri yenmeyi başarıyor. Şimdi Pers güçlerine gelirsek bunlar çok önemli. Pers satraplar tarafından idare ediliyorlar arkadaşlar. Satraplar derken şimdi bu satrapları vali gibi düşünün tamam mı? Pers valiler diyelim yani. İşte Anadolu'da bu bölgeleri yönetiyorlardı bu satraplar. Ve İskender onları yenmeyi başarıyor. Ama yine de Granikos ne kadar önemli olursa olsun İskender henüz 3. Darius'la doğrudan karşı karşıya gelmedi. Üçüncü Darius yani şahların şahı kralların kralı pers ülkesinin hükümdarı 3. Darius küçük bir not vereyim hemen 3. Darius'u 150 yıl önce Yunanistan'a saldıran Darius'la karıştırmayın evet burada İskender Perslere karşı ilk kesin zaferini kazanmış durumda daha sonra Anadolu kıyıları boyunca güneye doğru inerek eskiden Yunan şehirleri olan bu şehirleri bağımsızlaştırıyor daha doğrusu bağımsızlaştırdığını düşünüyor. Biraz yakınlaşırsak bu haritanın detaylarını görebilirsiniz. Evet, birazcık şöyle büyüteyim. Bir şehrin çevresinde bu noktalı çizgileri görürseniz bu İskender'in kuvvetlerinin şehri kuşattığı anlamına geliyor. Yani şehri kuşatarak teslim olana kadar giriş çıkışa izin vermedikleri bölgeler. Burada İskender'in ve onun kuvvetlerinin izlediği yolları görüyorsunuz. Daha sonra milattan önce 333'e giriyoruz. İskender ve birlikleri ileriye dönük hareketleriyle Anadolu'yu yalnızca bir yıldan biraz fazla bir süre içerisinde ele geçirmeyi başarıyorlar arkadaşlar. Evet. Bazılarınız belki merak ediyordur. Milattan önce 333'te başka neler oldu? Mesela Sparta'ya ne oldu, değil mi? Makedonyalı Filip Sparta'yı hiçbir zaman ele geçiremedi. Peki Spartalılar sonsuza kadar bağımsız mı kaldılar? Cevap basit. Hayır. Milattan önce 333'te Antipater Megalopolis savaşında, Megalopolis savaşı arkadaşlar, Spartalıları yeniyor ve şimdi Korint Birliği diye adlandırdığımız birliğe girmeye zorluyor. O halde şimdi İskender'in olduğu yere geri dönelim. Antipater Yunanistan'da iktidarın korunması konusunda belli ki işinin ehliydi. İskender ve birliklerinin karşılaştığı bir sonraki büyük savaş ise İsos'taydı. İsos. Ve İsos'u önemli kılan şey karşı tarafın onlardan çok daha fazla sayıda olması. Tamam mı? Tarihçiler sayılarının ne kadar fazla olduğu konusunda farklı görüşlere sahipler. Hatırlarsanız İskender'in güçleri yaklaşık 40-50 bin demiştik değil mi? Persler ise hangi tarihi kayıtlara baktığınıza bağlı olarak en az 100 bin veya 150 bin kişi e, arasında gözüküyor. Daha eski kayıtlar yüz binlerce hatta 1 milyon askerden bahsediyor. İSOS'u önemli kılan bir başka şey buranın Pers hükümdarı Şahların Şahı 3. Darius'un İskender ile ilk kez doğrudan karşı karşıya geldiği yer olması. 2 dev karşı karşıya geliyor arkadaşlar. İskender bir kez daha olasılık sınırlarının dışına çıkıyor ve Pers ordusunu yenip Darius'un geri çekilmesine neden oluyor. Hatta Darius o kadar hızlı geri çekiliyor ki annesi, karısı ve iki kızının da olduğu ordugahı bile terk ediyor. Sonra İskender onları esir alıyor ama onlara çok iyi davranıyor ve sonunda kızlarından biriyle hatta evleniyor. Darius için yenilgi, İskender için zafer olan bu olaydan sonra Darius geri çekiliyor ve İskender günümüzde Suriye, Lübnan, İsrail ve Filistin'in olduğu toprakları kapsayan Levant'a doğru ilerliyor. Burada İskender'in Sur ve Gazze şehirlerini kuşattığını görebilirsiniz. Tüm bunlarla uğraşırken yıl oluyor 332 ve Mısır'a doğru ilerliyor. O dönem ona karşı gelebilen hiç kimse yok diyebiliriz. Mısır'daki satraplar İskender'in otoritesini tanıdıklarını söylüyorlar ve ona bir kurtarıcı gibi davranıyorlar. Hatta İskender Amon kehanet merkezine gitmek için yolunu epeyce uzatıyor ve orada Tanrı Amon'un oğlu olduğuna bir kez daha inanıyor. Zaten annesi Olympias daha önce onun Zeus'un oğlu olduğunu söylüyordu. Böylece İskender kendini İskender Zeus Amon olarak yani Zeus Amon'un oğlu olarak adlandırıyor. Bir kez daha söylemek gerekirse kendini tanrılaştırmaya çalışıyor ya da belki kendisinin yarı tanrı olduğuna gerçekten inanıyor. Sonra bu büyük macerasına devam ediyor. Ancak bu olayı tek bir açıdan değerlendirmek istemiyorum. İskender bu geniş alanları fethetmek ve veya birleştirme konusunda çok büyük şeyler yaptı. Evet doğru ama Aynı zamanda çok fazla kan döküldü ve bir sürü sivil insan öldü arkadaşlar. Bu belki de binlerce yıllık bir mesafeden baktığımızda bize çok basit gelen ama aslında son derece çirkin bir şey. Yani düşünsenize bu kadar çok ölüm. Bir düşünün İskender'in ve birliklerinin geçtiği bu şehirlerde yaşamak pek hoş bir deneyim olmazdı herhalde, değil mi? Evet, İskender daha sonra Mısır'dan ayrılıyor ve İSOS'taki yenilgisinden sonra Darius ona sürekli anlaşmalar göndererek bir uzlaşma sağlamaya çalışıyor. İşte sen Fırat'ın batısında dur ben de sana şu bölgeyi vereyim şeklinde teklifler yapıyor. Ama İskender diyor ki hayır, hayır diyor ben Asya'nın kralı olmak istiyorum. Ve sonunda e, Gaugamela, Gaugamela arkadaşlar adı, Gaugamela'da bölgenin adı tekrar karşı karşıya geliyorlar. Yine tarihteki en önemli savaşlardan biri yaşanıyor. Darius'un ordu açısından İskender'e karşı önemli bir avantajı var ve bu kez nispeten dar bir alanda onunla karşı karşıya gelme hatasına da düşmüyor. Ancak Gaugamela'da bile İskender onu kesin olarak yenmeyi başarıyor. Darius dağların üzerinden Ekbatana'ya kaçmak zorunda kalıyor. Sonra İskender ve kuvvetleri ilerleyerek Babil ve Susa'yı ele geçiriyorlar. Bu arada Susa, Ahameniş İmparatorluğu'nun başkentlerinden biriydi. Evet, İskender'in ordusu e, tüm hazineyi toplayıp Yunanistan'a geri göndermeyi başarıyor. İsos'ta ve şimdi Guagamela'da yenilen ve kaçan Pers İmparatorluğu'nun zaten düşmüş ya da düşmekte olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu resmi olarak M.Ö. 330'da gerçekleşiyor. Ve unutmayın İskender seferine başladığından bu yana 5 yıldan az bir zaman geçti ve bu gerçekten kısa bir süre o devirler için. Birlikler yürüyerek gidiyor, at üstünde ilerliyor. Böyle e, tankların, kamyonların, uçakların olduğu modern bir savaştan bahsetmiyoruz arkadaşlar. Ve aslında bu kadar kısa sürede bu kadar fazla toprak ve 200 yıldan uzun süredir var olan imparatorlukları fethetmek gerçekten inanılmaz. 330 yılında İskender ve birlikleri 200 yıldan fazla süredir Ahmeniş İmparatorluğu'nun başkenti olan Persepolis'e giriyor, gidiyor ve orayı da yağmalıyorlar. Ve sadece şehri yağmalamakla kalmıyor, aynı zamanda yok ediyorlar. Yani Büyük İskender'e büyük deniyor ancak bazı olaylara farklı yaklaşmak ve ilk bakışta görünmeyen taraflarını da düşünmek lazım. İskender o dönemde Pers İmparatorluğu'nun kralı ve Darius resmen kaçak durumunda. Ve İskender'in önem verdiği şey doğuya doğru ilerleyerek şu anda Afganistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Pakistan'ı içeren bölgeye ulaşmak ve bu maceraya devam etmek. Ayrıca Darius'u ele geçirmek istiyor. Bazıları onu gidip kendisinin öldürmek istediğini iddia ediyor. Bazıları da İskender'in Asya'nın meşru kralı, şahların şahı olduğunu Darius'a zorla ilan ettirmek için gittiğini söylüyor. Burada İskender'in ve onun kuvvetlerinin izlediği yolu görebilirsiniz. Persepolis'i yok ettikten sonra yukarı çıkıp kuzeye dönüyorlar. Buradaki bütün bu şehirlerden geçiyorlar. Sonra 329'da Darius'un izini takip ediyorlar. Darius sonunda Bessus isminde satraplarından biri tarafından yakalanıyor ve öldürülüyor. Bakteriya satraplarından biri olan Bessus, Darius'u öldürdükten sonra kendini 5. Arta Serhas ilan ediyor. Şahların şahının kendisi olmasını istiyor. Nihayetinde İskender 329'da Bessus'la karşı karşıya geliyor. Bessus'un Darius'u öldürmesinden dolayı gerçekten kızgın. ''Ben öldürecektim yahu'' diyor. Ayrıca Besus'un şahların şahı olduğunu iddia etmesine de kızgınlık duyuyor. Sen kimsin arkadaş diye düşünüyor ve böylece Besus'u oldukça acımasız bir biçimde öldürüyor. Ne şekilde öldürdüğüne dair farklı kayıtlar var ancak hepsi çeşitli derecelerde acımasız. İskender'in birlikleri oradan doğuya doğru devam ediyor. Şimdi doğu tarafında Afganistan ve Pakistan olarak bildiğimiz bölgeye doğru ilerliyor. Ve orada Porus kralıyla ve 200 savaş filiyle karşılaştığı meşhur savaş meydana geliyor. Ama bir kez daha büyük bir askeri taktikçi olması sebebiyle kralı yenilgiye uğratmayı başarıyor. Ve bütün bu yol boyunca tüm bu kurduğu şehirlerden bahsetmek gerek. 20 tane İskenderiye şehri kuruyor. Ve hatta şuralarda atı Bukefalos'un ismini verdiği Bukefelya, bu Kefalya, pardon, bu Kefalya şehri var. Onu kuruyor. Şimdi İskender fetihlerine devam etmeye artık hazır. Porus kralını yendiğinde diyor ki: "Gidip Hindistan'ın geri kalanını fethetmek istiyorum." Fakat birlikleri evden çok uzakta ve yorgun, vücutları yıpranmış, zayıflamış ve sık sık hasta oluyorlar. O yüzden bu fetih fikrine fazla ilgi duymuyorlar. Böylece sonunda İskender, "Tamam, ben de size katılıyorum. Hadi geri dönelim." diyor ve birlikler gerçekten çok mutlu oluyorlar, geri dönüyorlar. Geri dönüş yolunu burada görebilirsiniz ve gördüğünüz gibi Pakistan'daki Indus Nehri'ni takip ediyorlar. Sonunda milattan önce 323'e geliyoruz ve İskender Babil'e dönüyor. İskender orada Babil'de henüz 32 yaşındayken hayatını kaybediyor. 12 yılda Makedon İmparatoru ya da Pers ülkesinde şahların şahı olarak ne kadar çok şey yaptığını düşünmek inanılmaz. 200 yıllık bir imparatorluğu yenmeyi başarıyor. Bunun önemli olan tarafı şu. Bu yerleri fethettikçe birliklerini asimilasyon konusunda teşvik ediyor. Hatta belki de biraz fazla asimilasyon istediği için eleştiriliyor. Evet, İskender Babil'de ölüyor dedik. Neden öldüğü tam olarak belli değil. Çok fazla içki içen biri olduğu için bazı insanlar alkol zehirlenmesinden öldüğünü söylüyor. Bazı insanlar da doğrudan zehirlenme olduğunu söylüyor. Ama tabii ki her zaman söylendiği gibi Büyük İskender'in fetihleri insanlık tarihindeki en önemli dönemlerden biriydi arkadaşlar.